Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerini hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Esere ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Taş devrinde Yedi Mehmetler toprak anayı işlemeyi bilmiyorlar. Basit kazmalama bile yapamadıklarından aç yazıda horoz ve dört kanatlı kuş avlıyorlardı. Olmadı, delice böcek yiyorlardı. Daha çıplak dolaşıyorlar. Uzaklarda giyinmek istemiyorlardı. Özgürlük alanı genişti. Ancak önce Malazgirt ululaması, ardından İstanbul Fetih Destanı yazıp batıya gelince, yer yağ gibi ayaklarımızın altından kaydı. Mevlana'da olmak, Yunus Emre'de olmak varken, batı acısı hissetmeye başladık. Milletimiz Çanakkale Destanı'nı yazmasa, İstiklal Savaşı Samsun'dan Ankara'ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlamasa, bizi yurdumuzdan hoğlar gibi süreceklerdi. Sonra Vietnam Savaşımızda başımıza nötron bombası attılar. Anadolu'da binlerce kınalı kuzu ağıdı yakıldı. Orada da Çakır'ın destanını yazdık. Dışarıdan gazel okumak kolay da, gerçekler havaya çizilen dünyaya benzemiyor. Bu coğrafyada Türk olmak çok zor. Çocuk ve Allah yardımcımız olsun. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.